Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız çok şükür iyiyiz. Saat şu anda 3'e geliyor. Havini aldım. Ben ardında geldim. Biraz sonra diğer çocuklar gelir. Ne oldu? Ne arıyorsun yine? Neyce? Keloz. Keloz? Hangisini? Bunu mu? Bunu çok az koyayım. Evet. Şundan koyayım mı ya da şuradan? Hayır. Hangisini koyayım? Ama çok az ha. İki. İkisini koyayım. Hangisiyle hangisini koyayım? Bu. Bunu? Bunda da koyayım mı içine? Hayır. İki. Bunu iki. Karıştırayım mı? İki. Tamam işte karıştırayım. Böyle. Bunu iki bunu. Bunu bitti bak. Bunu atalım. Dur. İki. Şunu da koyalım işte. Şunun içine koyuyorum değil mi? Evet. Evet. Sütünü de koyayım. Buradan Sevgi'ye, Almanya'daki Sevgi'ye selam olsun diyorum. Dur anne. Gel. Arkadaşlar sevgicim selam olsun buradan sana. Ay bugün senin videonu izlerken bade suyu gördüm. Bade su. Aynı havin gibi havin de durmuyor. Havin de ben videoyu açtığım an boş, yanı başımda yani. Başka mesela gidiyor oynuyor. Sakin sessiz ama ben videoyu açtığımda koşuyor yanıma. Bıcı 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 konuşuyor. Bırakmıyor ki ben de konuşayım. Ay bade suyla burada öpüyorum. Çok tatlı. Allah'ın başlasın maşallah. Sevgiciğime de selam olsun. Ne diyordum ya? Kahvemi yaparken aklımı başından aldı. Bugün ne yemek yapacağımı düşündüm. Siz aklıma geldiniz değil mi? Sizlere sorayım en iyisi. Her gün size de o var mı? Her gün ne yemek yapacağımı şaşıyorum gerçekten. Size de öyle düşünüyor musunuz? Sizler nasıl? Nasıl karar veriyorsunuz? Vallahi her gün şaşıyorum ne yemek yapacağım. Çocuklarım da yani hepsi aynı şeyleri yemiyor. Bir de kötü yani o. Yani bir şey yiyorsa öbürü o diyor ben onu yemem. Diğeri diyor ben yerim. En severek yedikleri şey patates, makarna. Yani bu üçü güzel yiyor. Allah'ım. Dün şey yaptım mesela. Mantı yoğurtladım. Brokoli haşlayıp yoğurtladım. Pilavdı, çorbaydı. Hivda mantıyı, yoğurtlu mantıyı yedi. Bilal çorbayı yedi. Havin brokoliyi yedi. Biz de benle eşim de hepsini de yedik. Gerçekten. Bugün de bilmiyorum. Ya bir an kömbe yapayım dedim ama omuzlarım ağrıyor. Vallahi kömbe yaptığım günde gerçekten bir tane bile yapsam son, yani gece uyuyamıyorum boynumun ağrısından. Sızlıyor resmen. Bende boyun fıtığı ve bil fıtığı var. Mükü ablacığıma da selam olsun. Bugün herkesin anıyorum herkesi. Onun da boyun bil fıtığı varmış. Gerçekten zor. Vallahi yaşayan bilir. Rabbim çaresiz dert vermesin ama çok zor gerçekten. Yani ağır bir iş yapamıyorsun. Yaptığın gün yatamıyorsun kesinlikle. Ağrısız da. İşte kömeden o yüzden vazgeçtim. Kolay bir şey dedim. Bu sefer dedim çocukların üçünü yiyeceği şey en iyisi patlıcan kebabı yapayım. Patlıcan kebabın da şeyini seviyorlar. Kıymasını ve patatesli seviyorlar. Patlıcanlı değil. Eşime patlıcanlı yapıyorum. Çocukların tarafında patatesli yapıyorum. Bugün ona karar verdim. Aynı zamanda bir de dünden beri bir misafirlerim var. Kaynımla kaynımın kaynanası. İltim birkaç yorum şeyde videomda bahsetmiştim hamile diye. Her an işte oğlumuz yanımızda olur diye söylemiştim bebeğimiz. Aramıza gelebilir demiştim. İşte o da bu iki gündür hastanede. Rabbim bir an sancıda kurtarsın diyeceğim ama işte olmuyor. İki gündür hastanede. İnşallah
daha çok çekmeden kucağına alır bir yavrusunu. Dualarımızı ondan esirgemeyelim arkadaşlar. Bütün hamilelerimizde çok zor. Sağlıklı bebeğini kucağına alsın inşallah. İşte evler biraz uzak olduğu için eltim de bu benim kaldığım bölgedeki hastanede kalıyor. O yüzden bizde kalıyorlar. Sabah şey, akşam geç gelip sabah gidecekler. Gittiler yani bugün. İşte bu akşam yine büyük ihtimal gelirler eğer doğum olmazsa. Ona göre de dedim patlıcan kebabı yapayım. İyi olur herhalde. Zaten geç geliyorlar ve fazla bir şey yemiyorlar. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Sizlerde nasıl gidiyor? Havim bırakmadı. Tekrar kahvemi içeyim. Kellogg's, Kellogg's, Kellogg's dedi. Ben süt koymamışım. Bir yandan da yoğurdum bitti. Onu yine kaynattım. Böyle sütümü kaynattım. Burada soğumaya bıraktım. Soğusun. Ondan sonra mayalayayım. Buz gibi de bir hava var. Hiç güneşe aldanmayın. Buz kesiyor gerçekten. Benim saçlarım da şöyle çıkmasını hiç sevmiyorum. Her zaman böyle ya. Buna bir çözüm var mı bildiğiniz arkadaşlar? Yazın yorum kısmına lütfen. Yani bilmiyorum. Hiçbir çözüm bulamadım. Her zaman tiftikleniyor yani böyle. Kıç kalıyorum. Bir yönteminiz, bir çözümünüz varsa, yaptığınız, uyguladığınız bir işe yarayan bir yönteminiz varsa lütfen yorum kısmına yazın arkadaşlar. Öyle. Şimdi gidip kahvemi içeyim. Arkadaşlar şimdi de hemen şeye bir gideyim dedim. Kısa bir alışverişe, bir Türk bakkalına gitmem lazım. Et falan yok. Biraz kıyma alayım. Patlıcan kebabı yapacağım. Biraz eksikler de var. Onları da alayım. Çocukları evde bıraktım. Hemen onlar okula geldi. Onlar bir şeyler yiyordu. Bunlar şey yapıyorken hemen ben gidip alışverişi yapayım. Çünkü sonra da Hivda'nın el tenabıntı var. Yani veliler toplantısı gece. Şey akşam saat 7'de. Ona gitmem lazım. Öyle. Arkadaşlar hemen Türk bakkalında geldim. Şöyle hemen alışverişimi göstereyim. 79 euro 47 sent tuttu. Şurada yazıyor arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey almadım ama. Şimdi bir tane ekmek aldım. Eşim hep Türk dükkanda getiriyor ama bazen insan bunu da istiyor. Bunu da seviyor. Bir de çocuklara okulda çantalarına koymak için şöyle şeyler aldım. Dan kekler. Süper kekleri seviyorlar. Benim pul biberim bitmişti. Şey, acı pul biberim. Ondan aldım. Bir tane şey aldım. Erzurum. Beyaz peyniri. 155'lik yağlı bu arada. Bir tane cips aldım. Çocuklara. Çok seviyorlar gerçekten. Bunları çok seviyorlar. Böyle Türkiye'dekilerine benziyor. Şöyle bir tane şey aldım. Çerezim kalmadı. Bir mısır çerezi aldım. Bir tane çekirdek aldım. Az tuzlu. Şöyle bir salam aldım. Şöyle sucuk aldım. Dilim sucuk. Böyle bir kaşar aldım. Sumpatı. Şöyle bir tavuk salam aldım. Düşmüştü. Hiç yemediler biberle. Denesin dedi. Yuda seviyor böyle şeyleri. Böyle bir tatlı toz biber aldım. Yine evinki bitmişti. Bu patlıcan kebabı yapacağım için patlıcan aldım. İki paket. Yeşil biberim yoktu. İki paket yeşil biber aldım. Bir tatlı bir acı. Böyle üç tane salatalık aldım. Küçük. Bir tane arpa şehriye ve bir tane de sosis indirimdeydi. Bir haftası kalmış kaldıları. O yüzden köre düşmüş 3.30'dan. Hepsini aldım, bitirelim. Bu zaman akşam. Şöyle de biraz tavuk. Şöyle.
Kıymamı aldım. Karışık kuzu dana. Şöyle bir kilo tavuk eti aldım. Lazım olur bir kere. Yumurta. Öyle. Ay, yaptım alışveriş bu kadar arkadaşlar. İşte 80 oldu yani. Neyse. Arkadaşlar. Yemeğimi yaptım. Çok yorgunum gerçekten. Vallahi. 3 çocukla uğraşmak beni çok yıpratıyor. Benim çocuklarım çok aktif çocuklar gerçekten. Ah, neyse yemeğimi yaptım. Şimdi nasıl Eltenabut'a gideceğimi düşünüyorum. Uykum geliyor. Ay. Orada vallahi herhalde yatarım. Yemeği yaptım. Şöyle fırında vallahi. Şöyle fırına yaptım. Vallahi tadı da nasıl olmuştur. Bulaşık makine beni bekliyor. Ay vallahi. Onu boşaltmam lazım. Şunu bir tane çocuklar yedi, bir tane bana bıraktılar. Ama tadı güzel herhalde. Bayıldılar yani. Şimdi ben onu yiyeyim. Rahat durmuyorlar, rahat bekliyor. Bana rahat yok. Ne geldi? Bu ne? Ne ki o? Bitti. Ay bitti. Tam mı ne? Anam, çikolata sosu neymiş böyle? Sufle ya. Şokolata. Böyle yaparsan. Güzelmiş var. Ben zaten var. Bak abin de yiyor. Abinde de var. Oh, arkadaşlar şimdi de Eltenabut'a geldim. Vallahi koştura koştura yemeğin altını kapattım. Çocukları evde bıraktım. Ay. Vallahi şimdi gel. Bir saat sürüyor. Saat 7'ye 3 dakika var. 7'de tam başlıyor. Oh, öyle. Okulda oluyor bu arada. İnşallah başlamamıştır. Çünkü kimse yok dışarıda. Ay, hadi. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar, Eltenabut bitti. Gidiyoruz. Saat 8. Vallahi uykum geldi. Gidip hemen çocukların yemeğini vereyim. Onlar hemen yesin Allah'tan. Evle okul birbirine yakın. Öyle hemen gideyim yememizi yek. Onlar hemen dışlarını fırçalıp uyusunlar. Sparay. Yıkıyorum şimdi. Normalde şey için börek yapmak için almıştım ama kendimden o gücü bulamadım gerçekten. Hiç böyle şeyim yok yani. Böyle çok bitkin yorum hissettim kendime. Güzelim. Arkadaşlar ıspanağımı yıkadım, doğradım. O hazır burada. Biraz kıyma, soğan, bir diş sarımsak, bir tane kırmızı paprika. Onların hepsini doğradım. Önce biraz kıymamı kavurdum. Ondan sonra soğanımı, paprikamı, ondan sonra bir diş sarımsağımı ekledim. Bunların hepsi kavrulsun. Ondan sonra ıspanağımla büyük bir tavada hepsini buluşturacağım. Çok güzel oluyor. Üzerine de böyle sarımsaklı yoğurt. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Ben seviyorum. Biraz da salça ekliyorum. Çok değil. Çok yapmamız şu oluyor böyle. Az bir şey de biber. Çok az da karabiber. Ben çok eklemiyorum. Gidip arada havine aldım geldim. Az bir şey de tuz ekleyeceğim ben. Salçamı az eklediğim için tuz az olabilir. Tamam. Baharatlarım bu kadar arkadaşlar. Yeter. Salçam da yeter. Bunlar bir kavrulsun. Ispanakla buluşturayım hepsini. Güzel oldu. Şekil. Çok yağlı sevmiyorum. İftarda böyle yağlı pek şey olmuyor arkadaşlar. Hepsi kavrulsun. Şöyle. Bunu artık bir karıştırayım. Şöyle.
çekene kadar iyice kavrulsun. Birbirini bulsun hepsi. Var inşallah tuzumuzu iyidir. Suyu çeksin. Kapatayım. Arkadaşlar, yoğurdumu, sarımsağımı yoğurda ekledim. Arkadaşlar, ben pişirim, yiyorum. Şöyle. Pes almasını yiyorum. Anne çıkalım, abi çıkalım. Şöyle. Çok lezzetli görünüyor gerçekten. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Şöyle bir tuz da ekledim. İki başta sarımsak şöyle. Şahane bir tat gerçekten, enfes, şifadır gerçekten. Denemeyenlere şimdi de denemelerini tavsiye ederim. Böyle arkadaşlar, ıspanaklı kıymalı kavurmamız ve sarımsaklı yoğurdumuz. Umarım yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.